Merhabalar herkese. Uzun zamandan beri video çekmiyordum. Sizlerden aldığım dönütler ile birlikte çekmem gerektiğini anladım. Çünkü hissiyat olarak bazı şeyleri cevaplandırmaya ve bilmeye ihtiyaç duyduğunuzu düşünüyorum. Ya da en azından böyle bir meditasyona ve rahatlamaya ihtiyaç duyduğunuzu hissediyorum. Aslında masaya otururken ne açılımı yapmam gerektiği konusunda tam böyle kafamda şekillenmiş bir şeyler yoktu. Benim aldığım hissiyat daha çok şu dönemlerde karşı tarafın tam anlamıyla ne yaptığını anlayamamak, ne düşünüyor, ne hissediyor tam olarak bilememek. O sebepten dolayı bugün böyle ondan haber alamıyorum'a benzer ya da yapmış olduğum ruh işi açılımına benzer bir açılım yapacağım. Bazı bitişler ve sonlanmalar olacak birçok kişinin hayatında. Bunu çok daha güçlenmiş bir enerjiyle tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Ben de merak içerisindeyim, ne çıkacak bugünkü açılımlarda. Evet, şimdi dişil enerjiler olarak buradaki kartlarda ayırdım ben. Kadınsal bilgelik olarak ve de erkeksel bilgelik olarak kartlarımı ayırdım. Şimdi bakalım dişi enerjiler olarak yükselmiş üstadların, ışık koruyucularının dişi enerjilere vermiş olduğu mesaj ne? Şunu seçmek istedim. Yükselmiş üstadların, ışık koruyucularının eril enerjilere vermiş olduğu mesaj nedir? Bu aslında eril enerjilerin kendi içindeki anlam veremediği, cevap bulamadığı, tam anlamıyla neye ihtiyaç duyduklarını bilemedikleri bir süreç. Ten geçiyorlarsa onlara da yardımcı olabilecek, içlerindeki ışığı ve duyguyu keşfedebilecekleri bir mesaj ilaveten. Bakalım eril enerjiler için ne söyleyebiliriz? Kartları açmıyorum. Şimdi bakalım eril enerjiler ne düşünüyormuş? Bu aralar eril enerjiler ne düşünüyor? Kafasında neler var? Enerjiler ne düşünüyor? Böyle bir git gel yaşadım. Hangisini seçsem diye. Eril enerjiler ne hissediyor? Eril enerjiler ne hissediyor? Eylemsel olarak neler söyleyebiliriz eril enerjilere? Herhangi bir eylemleri olacak mı? Yakın zamanda. Evet, bir ışık problemimiz vardı. Daha rahat görebilmeniz amacıyla onu da hallettim. Şimdi aynı şekilde şöyle yapacağım. Dişil enerji içinde çekeceğim. Dişil enerjiler ne düşünüyor bakalım. Dişil enerjiler ne düşünüyor? Ne hissediyor? Dişil enerjilerin his dünyasında neler var? Eylemsel olarak neler yapmalılar ya da neler yapmamalılar? Onları kartlar bize söyleyecektir. Bakalım.
Şimdi melek kartları seçeceğim. Bakalım eril enerjilere verilen melek mesajı. Ve eylem. Dişil enerjilere verilen melek mesajları. Duygu ve eylem. Evet, başlayabiliriz. Şimdi bakalım. Biraz da kameranın açısını şöyle biraz daha geniş bir şekilde dönüştüreyim. Bakalım eril enerjiler için verilen mesaj neymiş? Aa, Lord Shiva çıktı. Bu Hindistan'da çok değer verilen bir kişi. Eril enerjilerin bir değişim dönüşüm yaşadığını söyleyebilirim bu karta baktığım zaman. Burada üçüncü göz çakrası açık aynı zamanda. Bu karta baktığım zaman aslında şunu söyleyebilirim. Hayattaki bu değişim ve dönüşümü aslında algılıyorlar. Bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyorlar. Ama bir ego çalıştırma, bir üstünlük, bir güç durumu da söz konusu gibi duruyor. Hayatlarıyla ilgili bir de burada bir yeni ay figürü çıkmış. Hayatlarıyla ilgili eril enerjilerde bir dönüşüm. Ve bu dönüşüme adapte olma sürecinden geçiyorlar. Gücün, içsel gücün kendileri için önemli olduğunu anladıkları bir dönemden geçtiklerini de söyleyebilirim. Bakalım dişil enerjilere verilen mesaj neymiş? Aa, Lady Venus geldi. Bir şeyler sanki dişil enerjiler için gerçekleri algıladıkları ve anladıkları boyuta ulaştıklarını söyleyebilirim dişil enerjilerin. Astral olarak seyahat ve gerçeklik bilgisinin içgörü ile dişi enerjilere aktarıldığı bir zaman dilimindeymişiz. Çok güzel. Bir şeyleri algılayıp farkındalık düzeyinin yükseldiğini söyleyebilirim dişi enerjiler için. Ama burada benim hissettiğim şey Lord Shiva ile birlikte böyle bir ego ve üstünlük güç mücadelesini ego ile ve üstünlükle aşmaya çalışmaması gerekiyor. Yani onu ön planda tutmaması gerekiyor eril enerjilerin. Burada aynı zamanda Lord Shiva, aynı zamanda Kalima karakterinde de böyledir. Üçüncü gözünü aktifleştirdiği zaman yıkım enerjisi yapabileceği gibi bu gücünü yapımda da kullanabilir. Yani bu gücü doğru kullanması gerekiyor. Hem kendi hayatı için hem de ilişki içerisinde bulunduğu dişil enerjiye karşı. Yani bu dönüşümü yıka yıka yapmaması gerektiği kanısındayım. Bu mesaj geldi. Şimdi bakalım düşüncelerinde neler varmış eril enerjilerin. Anladığım kadarıyla düşüncesinde bir şeyler aktifleşmiş. Telaşlı bir tutum, hırslı bir tutum sergiliyor. Bir adım atarsa da eğer, kafasındakileri gerçekleştirmek istiyorsa da bunun kesinlikle zaferle sonuçlanmasını istediğini bana kartlar söylüyor. Bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğinin farkında, başarmanın, zafer elde etmenin, attığı adımların kendisine güzel bir dönüt sağlamasının önemini de kavramış vaziyette. Şu anda hayatıyla ilgili ani gelişmeler söz konusu olmuş olabilir. Bu değişim ve dönüşümlere güzel ayak uydurduğunu da söyleyebilirim.
başarma hırsının, tutkusunun çok yüksek olduğu da bir dönemde aynı zamanda. Bu eril enerjilerin dişil enerjiye bir atılım yapma, belki bir yolculuk olabilir, bir mesaj olabilir, size başarı vaat eden, hem kendisi hem ilişki için bir adım atma durumu söz konusu. Aynı zamanda da bunu yaparken hem tabii ki de tutkularıyla hareket etme durumu mevcut ama işin içinde duyguları da var. Duygularının kendisini yönlendirmesi durumu da var kafasında. Belki mesela iletişim probleminiz var ya da küssünüz. Güzel bir adım, bir barışma, bir gönül alma, bir şey, bir teklifle gelmek gibi bir durum söz konusu. Her halükarda buradaki bütün figürlerde atın üstünde ya kupası var ya değneği var. Bir şeye artık tutmuş, artık bir zafer ve başarı elde etme isteği var düşüncesinde. Ben bunu yapmalıyım. Kafama koyduğum şeyi gerçekleştirmeliyim noktasında. Ama burada gelen mesaj çok önemliydi. İşte bunu yıkıcı bir şekilde değil, güzel bir şekilde yapması gerekiyor. Düşüne düşüne, tarta tarta yapması gerekiyor. Duygusunda neler varmış bakalım. Şu anda duygusal olarak sabretmesi gereken, beklemeye aldığı bir dönemden geçiyor. Ektiklerinin karşılığını almak istiyor duygusal olarak. Ve de bir bekleyişte. Duygusal olarak çok ciddi kararlar alma evresinde olduğunu söyleyebilirim. Adalet kartı çıkmış burada. Almış olduğu kararın adil olması çok önemli. Bu tabii ki de evlilik kararı da olabilir, boşanma kararı da olabilir. Gerçekten somut olarak, hukuki olarak bir süreçten geçiyor da olabilir ama bu kalp tarafında çıktığı için bana onu çok fazla hissettirmedi. Daha çok böyle aileyle alakalı mevzular gibime geliyor. Ciddi kararlar duygusal anlamda artık kılıcını çekmiş, kendi lehine olabileceğini düşündüğü bir karar alma evresinde. Fakat bu kararı almadan önce de birazcık böyle bir şeyleri bekliyor, beklemeye almış. Sanki burada bir takım duygusal anlamda gelişmeler olduktan sonra bu kararı alacak gibi duruyor. Duygusal olarak aslında maddi manevi zenginleşebileceği bir aile ortamı, güzel ve mutlu bir son yaşama arzusu var. Bir aile teması çıkmış burada. Kalbinde adaletli seçimler yapması gerektiğini bildiğini düşünüyorum. Bakalım eylem olarak neler çıkacak? Yani düşünceler çok güzel. Kalbinde bir sevgi var ve bir karar aşamasında. Nitekim eylemlerine de bu karar kartı kılıç kralı ile yansıdı. Şimdi bakın, eril enerjiler için şöyle bir durum söz konusu. Bu kart ters gelmişti en başta. Eril enerjilerin geçmişlerinde atmış olduğu adımlarda kendilerini hayal kırıklığına uğratan ya da tam anlamıyla bekledikleri karşılığı alamadıkları bir şeyin hüsranına uğranıp, bazı sorunlarla yüzleşmek istemeyip, bazı sorumluluklar almak istemeyip, içsel olarak bir vazgeçmişlik, bir yolculuk durumu söz konusu olmuş olsa dahi, akıllarının bir şekilde dişil enerjide kaldığını söylüyor buradaki kartlar. Çünkü eyleme geçip geçmeme konusunda halen netlik kazanan bir durum yok. Şu an için eril enerjilerde ya gerçekten adaletle ilgili bir takım mevzular var, adli durumlar, ya da bir karar vermek durumunda olduklarını biliyorlar kalben, bir seçim yapmak durumunda olduklarını biliyorlar ama iş eylem konusuna geldiği zaman bir huzursuzluk, bir böyle
gerçekleri görememe ya da gerçekleri görmekten kaçınma enerjisi söz konusu. İstediğiniz kadar kaçabilirsiniz. Yakın gelecek tarafında çıkan kartta Kılıç Kralı. En nihayetinde bir karar alma evresine gideceğinizi söylüyor kartınız. Bu kararı alırken ama şu çok önemli. Adil olmak. Size en başta gelen mesaj burada çok önemli. Yani kendiniz için avantajlı olduğunu düşündüğünüz, lehinize olduğunu düşündüğünüz bir karar aslında karşı taraf için hiç de adil, hiç de haklı bir şekilde kazanılmış bir zafer olmayabilir. Dolayısıyla bu değişim ve dönüşüm sürecinden geçerken bir şeyleri yapmak için uğraşın, yıkmak için değil. Bir şeyleri düzeltmek, sizin açınızdan bazı durumları yıkmak anlamına da gelmesin. Ya da dönüşmek sizin için yıkılmak maksadına da gelmesin. Kötü olan şeyler yıkılması gerekiyorsa zaten yıkılmalılar da. Bakalım. Hem düşünce, hem duygu, hem de eylem için Rumi kartları neler söyleyecek eril enerjilere? Aslında Lord Shiva ve Lady Venus beni bu iki kart biraz şaşırttı. Çünkü böyle daha çok güce, şu anda güçlü hissetmeye çok önem veren bir eril enerjiyle, daha böyle duygusal, bir şeyleri daha iyi anlamış, içgörülerine daha fazla odaklanarak bazı bilgileri oradan elde eden, daha böyle naif, sessiz bir modda çıkmış. Dişil enerjiler. Zaten buradaki kartta da kalbinde elmas gibi bir şeyin olması ve oradan çıkan, görüyor musunuz bilemiyorum ama oradan çıkan bir takım böyle ışıklar iç sesiyle böyle kendini aydınlattığı ve bir takım bilgileri elde ettiği anlamına geliyor. Çok benzer enerjilerde değiller yani. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi bakalım eril enerjilerin düşüncesi için Rumi kartı ne söyleyecek? Kalbi için ne söyleyecek? Eylem için ne söyleyecek? Burada eylem konusunda hala bir pürüzler var. Bakalım düşünceler için. Dinarların sultanı geldi. Bahçeyi memsali görülmemiş. Dinarların sultanı. Şimdi bu az önce şuradaki karakterle biraz benziyor. Her ne kadar dinarların sultanı Venüs'ün yönetmiş olduğu bir kadın değilse de, en azından böyle sakinlik, ılımlılık, huzur ve güven temasının, sabırla beklemenin, anlayışlı olmanın bir takım nitelikleriyle bunlar uyum sağlıyor diyebilirim. Zihninde eril enerjinin dinarların sultanı çıktı. Bu kişiyle alakalı bir zafer elde etmek isteği, bir atılım yapmak, güzel haberler almak, kendisini başarılı ve güçlü hissetmek, aynı zamanda da duygusal bir teklif ve adım götürmek istediği kişi olarak çıktı. Kalbine bakalım. Kupaların süvarisi. Evet, aynı kart geldi. Bana gelsin, iyilik kalıcıdır, beni sevindirir tüm varlığıyla. Evet, benim burada hissettiğim şey sanki şuraya tekrardan yönlendirdi gibi. Böyle bir adım atmayı düşündüğü kadının aslında kalbinde de çıkmış olma durumu söz konusu. Sanıyorum ki de bu kadınla alakalı bir karar alma evresinden geçiyor. Bir teklifle gitme, bir şey sunma, belki gönlünü alma gibi bir durum söz konusu.
ılımlı bir enerji çıktı kalbimde. Güzel. Bu aslında gücünü düşünce olarak ve duygu olarak yıkıcı kullanmaktan yana olmadığını da gösterir ama eylemlerde birazcık pürüzler çıktı. Bakalım eylem kartına Rumi ne diyecek? Kılıçların ası. Ha, bu kadar olur. Zaten kılıç kralı, kılıç ası, adalet, eril enerjilerin çok ciddi kararlar alma evresinde olduğunu söylüyor. Parlatılmış kılıç gibi ol, pasından arın. Bir şeyler netleşecek. Belirsiz olan durumlara dair netlik kazanılacak. Biraz böyle eril enerjiler mantığına ve mantıksal gücüne çok fazla güvendikleri dönemden geçiyor olabilirler. Bu arada gene eylem taraflarında çok fazla kılıç serisi çıktığı için doğrudan zihin tarafına yönlendiriyor. Zihninde bir zafer ve başarı arzusu olduğu için bu kılıçların ası çıkıyor bence. En nihayetinde bir karar alma evresi var yakın gelecekte. Bakalım melek kartları ne söyleyecek düşüncesi için. Dünya kartı geldi. Çok güzel. Çok mutlu bir son. Tümüyle tamamlanma, spiritüel gelişim ve içgörü. Bakın burada da baş melek Mikail'in elinde gene bir kılıç var. Mutlu bir son yaşamak ve başarıya ulaşmakla alakalı bir tamamlanma enerjisi var. Bir şeylerin dengelenmesini istiyor. Eril enerjilerin kafasında bir şeyler dengeye oturmuş. Yani şu şöyledir, bu böyledir. Şunu istiyorum, bunu istemiyorum. Bu dönüşüm süreciyle alakalı bazı cevapları bulduklarını söyleyebilirim. Kalp tarafındaki melek kartı neymiş? İsrafil'den yedili. Bir karar alma zamanı. Bakın gene bir karara yönlendiriyor. İsteğin konusunda net ol, harekete geç, arınma ihtiyacı. Kafada bir şeyler tamam ama duygusal olarak karar alma konusunda hala tam olarak yeterlilik boyutuna ulaştıklarını kendileri düşünmüyor. Bir seçim yapmakta zorlanıyorlar. İki tane yedili kartı geldi burada. Ruhsal olarak belki de tam anlamıyla neye ihtiyaçları olduğunu anlamaları, idrak etmeleri gerekiyor ve net olmaları gerekiyor. Duygular konusunda. Sanıyorum duygusal çalkantılar var burada. Duygusal kararlar alma aşamasında bir takım zorluklar ve gitgeller yaşıyorlar. Ama bunun geçici olduğunu söylüyor kartlar. En nihayetinde adalet kartı tamamlanmak üzere olan bir karmayı da söyler. Tabii ki de kararın haricinde belki geçmişten getirmiş oldukları bir karma borcu ya da bir takım problemler çözüme kavuştuktan sonra arınma ondan sonra gerçekleşecektir duygusal dünyalarında. Şimdi eylem tarafına bakıyorum. A gene yedili kartı. Hem de şunun aynısı geldi. Ariel'den yedili. Bilgece yatırım yaptın, sabırlı ol ve neticeyi bekle. Başarını gözden geçir ve gelecek girişimin için planlar yap. Evet, elinde de hem gene değneği hem gene kitabı var. Demek ki duygusal anlamda şurada vermiş olduğu emeklerin karşılığını alıp almama konusunda kafası karışık olabilir ama yedili çok geldi. Yapmış olduğunuz yatırımların karşılığı size gelecek. Sadece sabırlı olun ve beklemede kalın mesajı geliyor burada size. Duygusal olarak hala eril enerjiler için bir şeyler net değilse, işte kafamda ben bir şeyleri ayarladım, netleştirdim. İşte şöyle 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 bir şeyler yapacağım. Ama zamanını da en doğru zamanının da gelmesini bekliyorum dediğiniz bir noktada sabırlı olduktan sonra bir şeylerin aslında kendiliğinden de size sunulacağını söylüyor bana bu kartlar. Güzel. Yani en azından çok büyük bir problem görmedim ama yakın zaman içerisinde bu düşünmüş oldukları ve hissetmiş oldukları şeye dair bir eylem durumu söz konusu değil. Buraya başka ne kart çekebilirim? Başka bir şey çekmeyeceğim. Şimdi dişil enerjilere geçiyorum.
Lady Venus'u az önce anlattım. Severim bu kartı. Ruh eşi olarak da bu destede sanat kumara ile ruh eşidir ama o gelmedi. Şunu şöyle koyalım. Bakalım dişil enerjilerin düşüncelerinde neler var? Şimdi bir takım pürüzler çıktı. Keyifsiz, tam anlamıyla hayattan belki de zevk almadığınız, duygusal olarak kendinizi boşlukta hissettiğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Karşı tarafa duygusal olarak biraz güveniniz de zedelenmiş olabilir. Buradaki anlama, algılama, bir şeyleri içgörü olarak size bir şeylerin içgörü olarak size yüklenmesi durumundan hemen sonra güveniniz kırılmış olabilir. Burada bir değnek kraliçesi çıktı. Kafanızda bir kadınla alakalı problem de olabilir. Belki de ilişkinizde bu kadının araya girmesiyle çünkü ortada çıkmış. Güveniniz zedelenmiş olabilir. Üçüncü bir kişinin varlığı kafanızı karıştırıyor olabilir. Sizin için şu anda bir şeyler net olmuyor olabilir. Hareketsiz, eylemsiz, iletişim kopukluklarının son derece yoğun olduğu bir dönemden geçiyor da olabilirsiniz. Dişil enerjilerin zihin tarafı biraz karışık çıktı. Böyle zihniniz karışık aslında. Ve karşı taraftan bir şeyler beklemeyi de biraz artık bir önemi kalmadı diye düşünüyor da olabilirsiniz. Çok özür diliyorum, kamera ters döndü. Ah, dişil enerjiler birazcık sıkıntılı çıktı. Yani bir hayal kırıklığına uğrama da söz konusu aslında burada dişil enerjilerde. Burada iki ayrı durum aklıma geliyor. Birincisi, geçmiş, yakın geçmişte karşı taraftan güzel bir adım, teklif, bir haber gibi bir şey beklerken hiç ummadığınız bir gelişmeyle sarsılmış olabilirsiniz. Bu kadında olabilir. İlişkinizi bozduğunu düşündüğünüz bir kadın da olabilir ve size hayal kırıklığına uğratmıştır. Ya da bu haberden sonra artık çok daha güçlü, kendi değerinizin farkına vardığınız, bağımsız, tutkularınızın peşinden gittiğiniz, daha böyle baskın ve ne istediğimi biliyorum noktasında olduğunuz da çıkıyor. Ama burada her halükarda bir güven kaybı ve hayal kırıklığı yaşama durumunuz söz konusu. Duygularınıza bakalım. Dinarların sultanı burada da çıktı. Güven, ama ters vaziyette çıktığı için güven kaybını yeniden burada hissediyorum ama duygusal anlamda hiç beklemediğiniz gelişmeler söz konusu olmuş. Siz başka bir şey beklerken çok başka bir şeyle karşılaşmışsınız. Bu sizi biraz başarısızlığa uğratmış. Güven kaybı var. İki kraliçe de böyle alt alta gelmesi çok tuhafıma gitti. Hangisi size uyuyorsa onu alabilirsiniz. Belki de bu ikisi de sizsiniz. Zihninde böyle olmalıyım ama kalben bir güven kaybı yaşadım diye de bilirsiniz. Huzursuzluk çıktı dişi enerjilerin kalbinde. Ve her ne kadar bu durum böyle olsa da aslında karşı taraftan yine bir teklif, bir adım durumu, beklentisi de söz konusu. Ya da acaba ben mi bir hareketlenme göstersem, ben mi bir şeyler yapsam noktasında olabilirsiniz. Burada aslında kaybetmiş olduğunuz enerjiyi ve güveni silkelenerek yakın zamanda toparlanacağınızı da hissettirdi bana bu kart. Yani yeniden o enerji, yeniden o sinerji size tekrardan gelecek olabilir.
Belki bir haberle de olabilir. Konuşamadım. Olabilir bu, bilemedim. Tam eylem kartlarını açacakken. Bakalım dişil enerjiler neler yapmalı eylemde. Dişil enerji çok sıkıntılı çıkıyor. Ama eylemsel açıdan aynı kılıç serisi eril enerjide de çıkmıştı. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Sınırlılıklarınız var. Psikolojik olarak gerilimle olabilirsiniz. Buhranda hissediyor olabilirsiniz. Melankolik hissediyor olabilirsiniz ama daha çok yalnızlık enerjisi gibi hissettim. Bu daha çok duygusal anlamda yalnızlık. Beklediklerinizi görememenin ya da hiç ummadığınız bir şey yaşamanın getirmiş olduğu bir durum. Ben bir çıkış yolu bulacağınızı düşünüyorum. Venüs'le aslında çok uyumlu oldu. Bu açılımda çok adalet mahkeme teması çıktığı için dişil enerjiler eylem gerçekleştirirken en başta bu hissiyattan kurtulmalıyım. Bir çıkış yolu bulacağım diyeceksiniz. Bir şeyleri fark edeceksiniz. Burada bir kötü durumlardan kurtulma, daha yüksek bilinçle, daha size yüklenilen içgörüyle elde ettiğiniz bilgilerin ışığında yolunuza farkındalıkla devam edeceğiniz, büyük bir uyanış yaşayacağınızı söylüyor bu kart. Eğer şuradaki kalben güvensizlik, huzursuzluk ve başarısızlık temasını, zihnen size hayal kırıklığına uğratan durumları düşünüyorsanız, içsel olarak muhakeme süreciniz devam ediyorsa, hissettiğiniz şeyler bence doğru. Eyleme geçerken de oradan elde etmiş olduğunuz bilgiler ışığında yapacaksınız. Bakın çok güzel kuponlusu. Bir durum artık tamamlanacak diyor kartlar. Mutlu bir son. Çok güzel. Yani bu şu sürecin geçici olduğunu söyleyebilirim. Yakın gelecekte güzel gelişmeler var. Mutlu aile teması, hayalini kurduğunuz durumların size gelmesi, başarı vaat eden gelişmeler. Şimdi dişil enerjiler için de Rumi kartları seçelim. En sona melek kartlarını açalım. Eril enerjiler bir değişim, dönüşüm ve karar aşamasındayken, dişil enerjiler zihinlerinde bir inanç kaybı, hayal kırıklığı, bir şeyleri artık anladım, daha iyi algıladığım bir süreçteyim dediğiniz noktadasınız. Kendi gerçekliğinizi yarattığınız, düşündüğünüz şeylere inandığınız bir süreçten de geçiyorsunuz. Ya da gördüğünüz şeylerin gerçek olduğuna inandığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Bakalım Rumi kartları neler söyleyecek. Sağlamlık da istiyorsunuz. Dişil enerjilerin düşüncesi için Rumi kartı, duygusu için ve eylemsel açıdan bakalım neler çıkacak. Düşüncelere bakalım. Asaların ası. Aa, çok güzel. Kılıçların ası da eril enerjilerin eyleminde gelmişti. Sizin düşüncenizde ben polo çubuğuyum, sen de topsun. Aslında bana şuradaki kartla birlikte çok çağrışım yaptı. Düşüncelerinizde bir fırsat, size sunulmuş olan bir değer söz konusu. Burada bir şeyleri fark edeceksiniz. Girişim enerjisi çok fazla burada. Hayatınızda belki de aniden bir şeyler duyacaksınız. Aniden bir şeyler gelişebilir. Burada güzel gelişmeler söz konusu. Hayal kırıklığına uğradıysanız da, hiç ummadığınız gelişmeler yaşadıysanız da, burada her ne şekilde olursa olsun sizin hayrınıza olmuş. Aynı zamanda da burada kuş figürleri de var. Gelmesini umut ettiğiniz durumlar gelecekte diyor. Kalbinize bakalım. Aa, kıyamet.
Şu an bir şok. Kısa süreli bir şoktayım. Sevgi ölüyü bile diriltir. Kısa süreli şokum devam ediyor. Bence burada dişil enerjiler sevginin gücünü, sevgilerinin gücünü çok daha iyi idrak edebilecekleri bir uyanış yaşayacaklar. Hiç ummadıkları bir anda birden bir şeyler kalbinize hücum edebilir diyorum. Bakalım eylem kartınız ne olacak? Büyücü. Harika. Çok büyük arkana kartı geldi burada. Süleyman'ın krallığının mührü bilgidir. Burada dişil enerjiler için benim anladığım dişil enerjiler farkındalıklarını, kendi güçlerini en doğru şekilde kullanmaları gereken noktadalar. Burada eril enerjideki Lord Shiva için bu değişim dönüşüm sürecinde işte o erkeksi gücün ego ve kibirden uzak durarak yıkım için değil yapım için çalıştırılması gerektiğini söyledim. Aynı şeyi sizin için de söylüyorum dişil enerji olarak. Siz de yıkım için değil anladığınız, algıladığınız şeyleri sevginin gücüyle daha farkındalıklı ve güçlenmiş şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Tabii ki de bitişler olacak. Yeni başlangıçlar da olacak. Bitişler olsa bile daha güçlenmiş vaziyette, daha farkındalıklı şekilde yolunuza devam etme durumunuzun olacağını söylüyor büyücü kartı. Bir başlangıç enerjisi de taşıyor aynı zamanda. Dişil enerjiler için sanki arzu ettikleri şu temaya, kupa onusunun temasına, mutlu son temasına ulaşabilmeleri için yepyeni bir başlangıç size sunulacak diyor Rumi kartları. Bakalım melek kartlarınız ne söyleyecek? Düşünceniz için. Geçmişi serbest bırak. Bu durum seni geliştirecek. Zaman tüm yaraları şifalandırır. Evet, üçüncü bir kişinin varlığı ya da üçüncü bir durumun acısı dişil enerjilerin zihinlerinde bir problem. Sizi eril enerji tarafından gelen bir şeyler yaralamış, üzmüş. Depresif bir mod, Mikael'den üçlü kartı. Çok zor bir şey geçmişi serbest bırakmak. Ama melek mesajınız bunu söyledi. Geçmiş güvensizlikleriniz, hayal kırıklıklarınız. Bu durum seni geliştirecek. Zaman tüm yaraları şifalandırır. Anladığım kadarıyla burada dişil enerjilerin şöyle bir zihinlerinde şöyle bir şey dönüyor. Ben belki haksızlığa uğradım, ihanete uğradım. Duygusal olarak yara aldığımı düşünüyorum. Bu bana acı verdi. Ama artık anladım, bir şeyleri daha iyi analiz edip farkındalık boyutuna ulaştım. Bunu sürekli kafamda bu şekilde döndürmektense zamanı bırakmak, kendi gücümü iyileştirmek için kullanabileceğim noktasındayım gibi bir mesaj var burada size verilen. Duygu mesajınıza bakalım. İmparator. İstikrar ve verimlilik. Bir durumun sorumluluğunu üstlenmek. Hırslı planlar. Burada bir kararlılık ve güç enerjisi söz konusu yine. Sanıyorum ki alacağınız kararın neticesinde kararlı ve iradeli olmak, sevginin gücüyle bir şeyleri aşmak noktasında kalbiniz daha fazla ferahlayacaktır diye düşünüyorum. Bu arada İmparator kartı ya da Lord Shiva benzer enerjilerde. Çünkü İmparator kartında da güce önem veren bir karttır. Ama sizin kalbinizde çok daha güçlü bir farkındalıklı bir sevgi olduğunu da söylemek istiyorum.
Şimdi bakalım eylem kartınıza. Ariel'den dokuzlu. Rüyaların gerçekleştiği sıkı çalışmak büyük başarıya öncülük eder. Yaşamdaki güzel şeylere duyulan sevgi, maddi ve manevi olarak dişil enerji olarak sağlam bir şekilde ayakta durabiliyorsunuz. Eylemsel açıdan kendi işlerinizle haşır neşir olmanız, enerjinizi düşünce açısından yaşamış olduğunuz hayal kırıklıklarına değil, emek verdiğiniz, neyle haşır neşirseniz oraya yoğunlaştırmanız gerektiği mesajı var burada da. Çünkü bir şeyler sanıyorum ki akıştayken, hiç ummadığınız anda belki de bir uyanış yaşayacaksınız, bir şeyler gelişecek. Ariel'den 9'du. Bu duruma da çok yaklaştığınızı da söyleyen de bir karttır aynı zamanda. Maddi manevi ferahlama da kartıdır. Şimdi açıkçası söylemek gerekirse ben dişil enerjilerin birazcık daha sıkıntılı olduğunu hissettim. Eril enerjilerde eyleme geçme konusunda kalben bir kararsızlık yaşıyorlar. Gibi. Ama karar verecekler. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şunlar şurada dursun. Sürece bakacağız. Bakalım süreçte neler olabilir. Süreçte bizi neler bekliyor? Eril enerjiler için bu süreç nasıl olacak? Dişil enerjiler için bu süreç nasıl olacak? Bakalım. Yakın gelecekte istemesi için. Kartları açma sıram bu şekilde olmayacak benim. Daha farklı bir sistem var kafamda. Şu şekilde. Bir önceki açılımda da öyle yapmıştım. Bakalım eril enerjiler için bu süreçte neler var? Dişil enerjiler için neler var? Ortak kart neymiş? Şu kartlarla da şöyle bir soru soracağım. Süreçte nelerin bilinmesi gerekiyor? Belki tam anlamıyla önünü göremeyen, nasıl ilerlemesi gerektiğini bilemeyen, bir işaret arayan kişiler için de yardımcı olacağını düşünüyorum. Bakalım eril enerjiler için bu süreçte neyi bilmesi gerekiyor erillerin? Dişil enerjilerin neyi bilmesi gerekiyor? Ortak tema. Benim gözüm sürekli Lord Shiva'ya gidip gidip duruyor. Bilmiyorum. Bir bakıp duruyorum ona. Bir tırstım yani. Böyle her an her şeyi yapabilecek potansiyelde gibi geldi bana. Ama umuyorum ki enerjisini, gücünü yapıcı olarak kullanacak. Şimdi bakalım eril enerjiler için kader çarkı. Evet. Kadersel bir takım gelişmeler ve tamamlanmalar söz konusu. Bir döngüde
kadersel bir takım durumlar yaşıyor eril enerji. Kaderinin artık kendisine ağırlık veren durumların altından kalkabilmeyi başarabilmiş ya da bu gücün kendisinde olduğunu fark edebildiği bir sürece girmiş diyebilirim. İyi bir şanstır. Bir şeyler çok yavaş ilerler kader çarkında. Ama sistem, yani evrenin kendi düzeninde ve adalet teması ile ilerler. Sanıyorum ki kadersel boyutta bir takım dönüşümler yaşamak mecburiyetindeymiş. Şuna bakalım. Rüzgar aktivasyon. Evet. Bu kart son açılımlarda çok fazla çıkıyor. Dikkat etmişsinizdir belki. Yapmış olduğum açılımlarda sürekli bu kart çıkıyor. Hatta eril enerjilerin bu süreçte rahatlamaya duyduğu ihtiyaç, bir nefes verme ya da bir şeylerin aktive olması, hareketlenmesi şeklinde yorumluyorum. Bu süreçte gene bu şekilde eril enerjiler için hareketlenmeler var ve sanki ilahi olarak gökyüzünden bir hareketlenme söz konusu, kadersel olarak bir gelişim, değişim var. Belki de eril enerjilerin hayatında bir takım gelişmeler, kadersel olarak bir takım gelişmeler olduktan sonra durumlar aktive olmaya başlamış diyebilirim. Şuna bakalım eril enerjiler için. Evet, büyüyen döngüler, doğal yasa, divine order çıkmış. İlahi olarak bir sipariş durumu söz konusu. Şimdi değişim dönüşüm dedim. Bu değişim dönüşüm sürecinin aslında olumlu tamamlanacağını, kendisi için eril enerjinin kendisi için biraz yavaş da olsa aslında ilahi sistemden istediklerinin karşılanmaya başladığını söylüyor. Adalet teması işliyor aslında burada. Şurada kartında çıkmıştı kalp tarafında. İlahi sistemde bir şeyler eril enerji için dengelenmeye başlamış. Bir döngüden geçiyor. O yüzden demek ki Lord Shiva çıkmış. Güzel. Bugünkü açılım çok şey oldu. Hoşuma gitti. Bu döngü güzel tamamlanacak eril enerjiler için. Bakalım dişil enerjiler için nasıl tamamlanacakmış. Neden bu? Neden bu? Joker kartı. Sıfırdan başlamak. Ama bir hata enerjisi de alıyorum buradan. Neden hata yaptım? Neden şunu yaptım? Sanıyorum ki dişil enerjileri sıfırdan başlayabilecekleri bir dönem bekliyor. Yenilenme süreciniz de olabilir ama bu temayı sevmedim. Oraya bir tane daha kart çekmek istiyorum dişil enerjiler için. Para beşlisi geldi. Umutsuz olmayın, çaresiz hissetmeyin. Umudunuz her zaman olsun. Sanıyorum ki dişil enerjiler, evet, bu açılımda biraz daha sorunlu çıktığını söylemiştim az önce. Kaderime gidiyorum, kaderimdekini yaşıyorum ve ona uyumlanmaya çalışıyorum diyen bir eril enerjinin haricinde hiç ummadığım gelişmeler yaşıyorum, umudum kalmadı artık, çaresiz hissediyorum, tükenmiş hissediyorum diyen, anladıklarını, farkına vardıklarını ışıkla kullanmayı reddeden de bir dişi enerji var gibi. Aslında sizin için de bir yenilik var bakın. Burada her ne kadar Klim Tarot destesinde elini yüzüne kapatarak ağlayan bir adam şekliyle resmedildiyse de Joker kartı. Aslında bir yenilik, bir yolculuk, değişim, dönüşüm. O da ifade eder. Yoksunluk.
Sevgisiz hissetme de hissettim şu anda. Bakalım şu kartlar ne söyleyecek. Dişil enerjiler için bir sığınak bulma, bir şeylere sığınma ihtiyacında olabilirsiniz. Ay, dişil enerjiler sıkıntılı geliyor. Evet, bakın süreçte düşünceleri dondurmak, eylemsizlik, keyifsizlik. Burada bir baykuş da var. Bilgelik anlamı taşıyor. Tekrardan Lady Venus'un zaten aynı buzul enerjide farkındalık boyutuna yeniden geliyor. Sanki fark ettiğiniz şeyler size çok ağır geliyor ya da daha fazla çaresiz hissetmenize sebebiyet veriyor ama ben dişil enerjilerin düşüncelerini dondurduğu, eylemsiz kaldığı ve dinlenmeye, mola vermeye ihtiyaç duyduklarını, yorulduklarını hissediyorum. Dolayısıyla bu mağara kartı o yüzden geliyor. Sığınacak güzel bir şeyler arama. Bu kendi iç dünyanıza sığınmanız da olabilir. Öyle de hissettim. Buraya Rumi de çekeceğim. Dişil enerjiler çok... Belki de dişil enerjiler, eril enerjilerin yaratmış olduğu durumlardan ötürü bu haldeler ama eril enerji kendi dönüşümünün peşinde. Bakalım Rumi kartları ne söyleyecek? Dişil enerjiler için. Aa! Aptal kartı, Joker kartı geldi. Aptal ol ki kalbin huzur bulsun. Bir sıfırdan başlama enerjisi, bir değişim enerjisi sizin için de söz konusu dişil enerjiler. Aynı kartı çektiysem burada bir güzel bir anlam vardır. Çekimser olmayın, yeniliklere açık olun, umutsuz ve karamsar hissetmeyin. Ve de aynı zamanda da Rumi kartında aptal, P ile değil B ile resmedilmiş. Yeniden sanki içgörülerinize yönlendiriyor, iç sesinize yönlendiriyor gibi. Bu süreçten daha farkındalıklı olarak çıkacaksınız. Dinlenmeye ihtiyacınız varsa da dinlenin. Eyleme geçme konusunda hazır değilseniz de geçmeyin. Nasıl olsa eylem kartlarınızda ben sizi mutlu bir sona kendi gücünüzle, büyücü kartı çıkmıştı hatırlarsanız, ulaşabileceğiniz döneme geçeceğinizi de söyledim. Bu geçici bir dönem bu arada. Bakalım birlik temasında neler var? Para üçlüsü. Güzel bir tema. Birlik teması. Biz teması şekliyle söylediğim için. Burada da resmedilen daha çok böyle ticaret ya da sanatsal alanda başarı şekliyle resmedilmiş ama ilişkiler bazında değerlendirecek olursak da eğer 3 sayısı çıkmış. 3 fakre kadar da diyebiliriz buna. Yakın gelecekte güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Yine bir uyandırma. Uyandırma çağrısı geldi. Yalnız bu uyandırma çağrısı beni mahkeme kartına yönlendiriyor. Dişil enerjili. Bu size geldi. Dişil enerjiler. Çünkü sizde mahkeme kartı çıkmıştı. Aynı zamanda Rumilerden gelen bir kıyamet çıkmıştı. Sevgi ölüyü bile diriltir. Sanıyorum ki burada fark etmeyi reddeden, inat yapan, gerçekleri net şekilde algılayamayan bir durumda çok büyük bir uyandırma çağrısı alacaksınız. Bu arada burada bir dolunay da var. Bu dolunayla birlikte de olmuş olabilir bu. Birden bir gözünüz açılmış olabilir. Artık ne ile ilgiliyse bu. Karşı tarafın, eril enerjinin bugüne kadar anlam veremediğiniz hal ve tavırlarını çok daha iyi algıladığınız bir boyuta ulaşmış olabilirsiniz. Belki de hiç ummadığınız bir şeyle karşılaşmış, o şekilde uyandırma çağrısı alaraktan uyanmış olabilirsiniz. Dolayısıyla şuradaki
üzüntü enerjiniz, kendi içinize sığınma, kendi içinize dönme ve artık bir şey düşünmek, hissetmek istemiyorum dediğiniz nokta o yüzden de çıkıyor olabilir. Böyle hissettim ama bazılarınız için tamamen bir bitiş, başka bir başlangıç için daha farkındalıklı bir uyanış ama bazılarınız için de sevginin gücünü anlayış olmuş. Burada tabii ki de çeşitli çeşitli şeyler söylüyorum. Hangisi hayatınıza uygunsa onu alabilirsiniz. The Disappearance. Bu da şeye benziyor. Değnek prensine. Şurada neredeydi? Burada karşı taraftan gelebilecek olan bir haber. Tutku ile atılmış bir adım. Güzel bir teklif. Burada aynı zamanda bir aslan figürü de var. Güçlü bir eril enerji söz konusu. Yeni bir maceraya atılma ama buradaki kartın şöyle bir mesajı da var. False promises. Yanlış sözlerle alakalı bir şey. Buraya Rumi kartı ne söyleyecek bir bakalım. Burada sanki biz teması içerisinde çekmiştim bunu. Birlik temasında yanlış iletişim kurmamak, yanlış sözler söylememekle alakalı bir durum söz konusu gibi. Düşünmeden hareket etmemek. Bakalım buraya Rumi kartı ne söyleyecek. Şunu seçmek istedim. Asaların sekizlisi. Evet. Allah rüzgara konuşlanmış uçan bir ok gibidir. Bir takım gelişmeler yaşanacak. İletişim kurulacak. Bakın dedim ya, yani iletişimde yanlış sözler söylememek, yeni bir macera durumu, belki bir yolculuk, belki size eril enerji. Çünkü burada eril enerji şekliyle resmedilmiş. Eril enerjiden gelebilecek olan, hatta sizin de kalbinizin hala bir köşesinde arzu ettiğiniz bu adımın neticesinde bu gelişmeler ani olabilir ama uçan bir ok gibi, yani Rumi kartının söylemiyle. Bunu doğru şekilde almanız ve değerlendirmeniz de önem taşıyor gibi duruyor sevgili eril ve dişil enerjiler. Bugünkü açılım bu şekildeydi. Sanıyorum ki gerçekleşmiş olan Dolunay'ın etkisiyle birlikte bir dönem kapandı. Ama bu dönemin kapanma durumu dişil ve eril enerjiler için daha farklı seyretmiş. Bu Dolunay eril enerjileri büyük bir dönüşüme doğru itmişken dişil enerjileri daha böyle yüksek bir bilinç ve algı noktasına itmiş gibi duruyor. Umuyorum ki bu akşamki açılım size yararlı olmuştur. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Özel danışmanlık almak isterseniz de lilumtarot@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler.